Selamünaleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin en dev kurtları serimize bu videoyla devam ediyoruz. Türkiye'de yaklaşık 5000 kurt olduğu tahmin ediliyor. Ve ben eminim ki kanalımda bunca zaman 1000'den fazla kurt paylaşmışımdır. Yine bu videoda kaç tane kurt paylaşacağım? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, en son numaradaki kurt, yani 1 numaradaki kurda kangal yaklaşabilir mi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İlk videomuz atasözlerine yakışır bir vaziyette büyük bir kurt sürüsü sisli bir havada çekilmiş. Yakın zamanda yeni bir taze görüntü, çok güzel askeri düzende ilerliyorlar. Ve insan kokusunu almış vaziyetteler, tekrardan devam ediyorlar. Gayet temkinler görüyorsunuz. Burada şu en baştaki kurt yerden çok yüksek. Onu çok beğendiğim için bu videoya yer verdim. Yine videoda büyük kurt sürülerinden küçük tekil kurt sürülerine kadar geçiş sağlayacağım. Mesela burada 5 kişilik bir kurt sürüsü var ve eminim ki dağın arkasında da birkaç tane daha olduğuna düşünüyorum. Arkadaşlar, videoları böyle kısa şekilde sizleri daha fazla sıkmadan birbirinden ilginç kurt göstereceğim. Şimdi yazın mesela kurtlar, bu yazın mı çekildi yoksa güz veya bahar ayında mı tam bilmiyorum. Ancak yaz aylarında kurtlar genelde bir veya ikili gruplar halinde dolaşır. Çok ilginç bir kovalamaca. Ama sizleri sıkmaması için şöyle bir hızlandırıyorum. Şimdi burada bir tane kurt var. Ona yakından bakmanız için videoyu hızlandırıyorum arkadaşlar. Çok büyük, çok kalın bir kurt. Bu görüntünün Türkiye'den çekilmiş olması gerçekten gurur verici. Yani şu kısıtlı yaban hayatında böyle bakımlı, besili bir kurt. 40 santim uzunluğu, yani bilimsel araştırmalara göre 7,5 santim olduğu söyleniyor kış aylarında. 7,5 santime bildiğiniz gibi diş geçmesi neredeyse imkansız. Devam ediyoruz. Bir şantiyeye baskın yapan kurtlar 3 tane. Artık o kadar acıkmışlar ki kurtlar, İnsanların kesinlikle yaşayabileceği bütün yaşam alanlarına burunlarını sokmak zorundalar. Çünkü açlık böyle sıkıntılı bir durum. Tabi video ilerledikçe kurt boyutları büyüyecek. Şimdi gündüz vakti, düzeltiyorum, gece vakti 3 kurt. Bu kurtlar köpeklerle boğuşacak. Bunu pazar günkü atacağım videoda kesinlikle yayınlayacağım. Bu kurtları şöyle yakından inceleyelim. Devam ediyoruz. İki tane birbirinden büyük bir alfa çift. Gerçekten çok büyükler. Bir de arkadaşlar, buna özellikle değinmek istiyorum. Kurtların aslında büyük görünmesinin en temel sebebi kafalarının köpeklerden %20 daha büyük oluşudur. Mesela küçük kurtlar da ilk bakışta gözünüze büyük gelir. Çünkü bakın, dikkatli izleyin, kafaları köpeklere nazaran %20 daha büyük. Ve bu %20'lik büyüklük tabii %20 daha da zekilik katıyor. Çok mükemmel bir görüntü. Devam ediyoruz farklı bir görüntüyle. Aslında insan tek olduğunda kaçmıyorlar. Araç sesinden tedirgin oluyorlar. Bence kurtlar araçları farklı bir canlı, yırtıcı, daha tehlikeli bir varlık olarak algılıyor. Ve gündüz olsun, gece olsun kurtları böyle arabayla veya farklı bir araçla kovalanmasını tasvip etmiyorum. Çünkü hayvanlar zaten aç, gıdayı bulmakta zorlanıyor. Bir de böyle eziyete hiç gerek yok. Şöyle yakınlaştırıyorum görüntüyü sizler için. 3 kişilik güzel bir çift. 3 kişilik güzel bir sürü diyecektim. Bir leş peşindeler. Yine burada 2 kurt. Tam leş yerken kameraya takılmışlar. Avı herhalde imha etmişler. Birazdan avın görüntüsünü göstereceğim sizlere. Dönüp dönüp bakıyorlar. Çünkü burada rızıkları var. Ve insan yerleşim alanına çok yakın bir bölgedeler. Farklı bir kurt. Yine kafası çok büyük. Ve şu an araç olmadığı için kaçmayı tercih etmiyor. Çünkü daima insanların onlara yetişemeyeceğini biliyorlar. Türkiye'de yaklaşık 5000 ila 7000 kurt varmış arkadaşlar.
Sizler bu videoda kaç tane saydıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte az önce bahsetmiş olduğum leş yine aynı sürüyü tekrardan göstereyim size şöyle. Evet, buradalar. Kurtlar genelde bir erkek bir dişi yaz aylarında takılıyor. Bunlar kardeş de olabiliyor, çift de olabiliyorlar. Çünkü yazın kurt sürüsü çok dikkat çekiyor. Salih kardeşimin göndermiş olduğu Erzurum Hınıs'tan bir görüntü. Şöyle kurtları ağır çekimde göstertiyorum sizlere. Biliyorsunuz bunlar gece iki tane kangalı ziyaret eden kurtlar ve aç kalmış, yorgun bir tab. Görüyorsunuz. Yani elinizde bir yiyecek varsa yaban hayvanına bırakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi buna kurt değil diyenler olacağı için şöyle görüntüyü sizler için yaklaştırdım, durdurdum ve yakınlaştırdım. Bariz kurt. Ama rengi çok beyaz. Kutup kurdu gibi neredeyse. Avını muhtemelen bir kemirgen yakalamış gidiyor. Şöyle adımlarından da yürüyüşünden de bakabilirsiniz. Sizce bu kurt mu değil mi? Sırtı biraz daha siyah. Devam ediyoruz. Artık kurt boyutları fark ettiyseniz büyümeye başladı. Şöyle hızlandırıyorum video sıkıcı olmasın diye arkadaşlar. En güzel yerlerini sizlere ağır çekim yaparak gösteriyorum. Gitgide kurt boyutları büyüyecek. Şimdi bir de bir numarada bir kurt var. Onu yorumlarda belirtmenizi şiddetle sizden istiyorum. Şehre kadar inmiş bir kurt. Çünkü bir numaradaki paylaşacağım kurt gerçekten absürt büyüklükte. Sizce onu kangal veya şöyle soralım, meydancı bir köpek bile yıkabilir mi? Bir bakmanızı, yorum atmanızı şiddetle sizden rica ediyorum. Yine gece vakti kovalanan bir kurt. Hep manzaralar, yollar birbirine çok benziyor ama bunlar Anadolu'nun farklı coğrafyalarından çekilmiş birbirinden güzel görüntüler. İşte yolda böyle bir hayvanı ölüme terk edebilirsiniz arkadaşlar. Olabildiğine. Bu kurt daha önceki videomuzda da bir kameraya yansımıştı. Yani buradan çıkmış, başka birinin görseline yansımış. Bu da bahar ayında çekilmiş süratli bakımlı bir kış. Kışı atlatmış, geçirmiş yüksek bir kurt. Fark ettiyseniz bahar aylarında tek dolaşırlar. Bu da Ankara Keçiören'de çekilmiş bir görüntü. Kurdu çok büyük olduğu için paylaştım. Yine gençten bir kurt şehre kadar inmiş. Bir avını yakalamış kurda bakıyorsunuz şu an. Leş var ve leşini terk etmek istemiyor. Çevrede başka kurtlar var mı? Şöyle bir bakalım. Görünmüyor. Çok yüksek. Devam ediyoruz. Şu an kurt geldiği yönden tekrardan gitmeyi istiyor ancak tedirgin oluşu biraz onu panikletti. Şu an tekrardan sürekli arkasını kontrol edecek. Dikkatle bakalım. Mağaraya girdi tekrardan. Kameramana bakacak şimdi birazdan. Biraz da komik bir video olmuş. Çok da asil duruyor. Yani Türkiye'de bunca kurdun olması gerçekten çok etkileyici. Şu an ben birkaç gün önce öğrendim arkadaşlar. Amerika'da Rocky Dağları diye bir yer var. Ve orada kurtlar gerçekten çok büyük. Yaban hayatı popülasyonu da onlar için çok zengin. Ancak öğrendim ki 1200-1300 tane o bölgede kurt varmış. Avrupa'da en çok kurdun olduğu ülke Türkiye. Görüyorsunuz. Her gün sizlerle kurtlarla buluşturuyoruz. Tabi Avrupa'da kurt çok, yaban hayatı çok fakir. Buna rağmen yırtıcı ve oldukça besili hayvanlara bakıyoruz şu an. Gerçekten özgürlüğüne düşkün bir hayvanın kendi emekleri karşılığıyla hayatta kalması bence takdire şayan. Yani şehrin göbeğine kadar iniyor. Genelde biliyorsunuz kanalda bu tip güvenlik kamerası kayıtlarımızda sonu hüsran, köpeklerin yem olduğu videolar paylaşıyorduk. Yine pazar günü o şekil bir video gelecek. Şimdi sadece sizlerle birlikte
her zaman göremeyeceğimiz kurtları kameramıza yansıdığı şekilde sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Yine istediğiniz bir video varsa veya video konusu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elinizde ilginç video varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. Bu heyecan dolu değil, sadece sohbet tadında bir video olduğu için yüklüyorum. Genelde bu tarz videolarımızda izleniyor. Bol bol yorum alıyoruz. Yorumlar için, her bir yorum için çok teşekkür ediyorum ayrıca. Ardahan Damal'dan Deli Çoban Kenan Demirel abimizin göndermiş olduğu bir görüntü. Ardahan'da nüfus az, otlak ve geniş araziler bol olduğu için kurtlar da o bölgede insan az olduğu için daha çok gezebiliyorlar. Ve son görüntüye geliyorum arkadaşlar. Bunun için yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizce bu kurda herhangi bir köpek yaklaşabilir mi? Yaklaşırsa galip gelebilir mi? Mutlaka yorumlarda belirtin.